Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, Aksu Haber muhabirine verdiği özel röportajında koronavirüs kurallarına uymayan vatandaşların manevi bir kul hakkı işlediğini söyledi. Şimdi bir insan tabii bunlara uymadığı zaman ne yapar? Başka bir insanın hastalanmasına sebebiyet verir ise manevi bir kul hakkı, çok önemli bir kul hakkı işlemiş olur. Bir insanı yani bir tabancayla veya da herhangi bir silahla öldürmek, ölümüne sebep olmak neyse bu da aynen onun gibidir. İl Müftüsü Sürgeç, bu kurallar devletin emri, aynı zamanda dinin de emridir dedi. İnsanların hastalanmaması için, hem kendimizin hastalanmamamız hem de insanların da hastalanmaması için elimizden gelen bu kural, bu önemli kural, işte maske, mesafe kuralına çok dikkat edelim, temizlik kuralına çok dikkat edelim. Hem kendimizi koruyalım hem de kardeşlerimizi koruyalım diye bu kurallara uymamız çok önemlidir. Bu devletin de emri, aynı zamanda dinin de emridir. Yani bu salgınla mücadele etmenin bilim adamları tarafından yollarıdır, yöntemleridir bunlar. Hatta bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bir sünnetidir. Bir yerde herhangi bir salgın, herhangi bir hastalık olduğu zaman oraya girmeyin, oradaysanız oradan dışarıya çıkmayın, orayı karantinaya alın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıllar önce, yüzyıllar önce söylediği ve emrettiği, yapmamızı istediği bir adettir, bir sünnettir aynı zamanda. Yani bilmeden bir müminin rahatsızlığına, şeyine sebep olursa onun da Kur'an-ı Kerim'de karşılığı var. Ama bile bile olursa onun karşılığı daha da ağırdır. Ve çok önemli bir kul hakkıdır. Bundan kaçınalım, bundan sakınalım. İnsanımızın hastalanmasına, ki o hastalıkla birlikte şu anda işte hastanelerde devlet, bir sürü devleti de yük altına sokuyoruz. Giden vatandaşlarımıza, orada sağlık görevlileri hele hele bu zamanlarda çok yoruldular. Onları da büyük sıkıntıya sokuyoruz. Her konuda yardımcı olmamız lazım.